Ebu Said el-Harraz, fena ve beka nazariyesinin kurucusu olarak bilinen mutasavvuftur. Ebu Said el-Harraz'ın nefsinde olanı bilmeyen Rabbini nasıl bilebilir sözü, daha sonra nefsini bilen Rabbini bilir şeklinde tasavvufi bir vecizeye dönüşmüş ve zamanla hadis olarak literatüre geçmiştir. Tasavvuf terminolojisinin önemli hallerinden olan fena ve beka, sevr-i sülük sürecinde mürşidin ulaşmak istediği en son hedef olarak bilinir. Fena, kulun kulluğunu görmekten fani olmasıdır. Beka ise ilahi tecellileri temaşa etmekte baki olmasıdır. Kendi cehaletini bilen Rabbinin ilmini, kendisinin fani olduğunu bilen Rabbinin baki olduğunu, kendisinin aciz ve zayıf olduğunu bilen Rabbinin kudret ve kuvvetini bilir. Adına seyr-i sülük dediğimiz manevi yolculuk, insanın Allah tarafından verilen gizli kabiliyetlerini ortaya çıkarmasına yardım eden sistemin adıdır. Bu süreç sonunda insan hakkın halifesi olabilecek kemale erer. Bu ise bir şeyhin yardımıyla olur. Sülük esnasında mürşit insanı aynı tutar ve ona kendisini tanıtır. Sufilerin sıkça kullandığı kendini bilen Rabbini bilir sözü bu manaya işaret eder. İçinde bulunduğumuz sistem gereği insan, düşünce, duygu ve hisleri yöneten bakış açılarına tabi olduğundan hep farkındalığı kendinin dışındadır. Çareyi hep dışarıda arar. Dış dünyaya yönelir, sevinç ve hüzün arasında sürekli git gel yapar. Saatin tiktakları gibi. Mevcudiyetinin farkında değildir. Kendini zaman zaman yalnız hisseder. Mutsuzluğunun çaresini ve ihtiyacını dışarıda aramaktadır. Hiçbir zaman bulamayacağı bir şeyi dışarıda aramak, nice yaşamaktır. Çünkü aradığı şey dışarıda değil ki dışarıda bulsun. Her zaman aradığı aslında kendisidir. Ama gerçeği bilmediği için belki de 100 yıl sonra fark edecektir kendini. Aramakla ve bulmakla ilgili değildir. Aranacak ve bulunacak hiçbir şey yoktur. Sadece var olan vardır. İşte bu varoluş sadece kendine döndüğünde ortaya çıkar. Kendine dönmesi için içinde bulunduğumuz sistem çok büyük bir hediyedir. Bize, bizi vermek için tasarlanmıştır. İşte o yüzden bu karmaşıklıktan çıkmanın iyi bir rehbere gereksinimi vardır. Oyalanmadan ve eve giden yola daveti bilen bir rehber gereklidir. İşte tüm bunların neticesinde olan şey şudur ki, üzücü olayların tümü insanlara asıl yönelinmesi gereken yeri idrak ettirmek içindir. Dayanılması zor olayların etkisindeki insan evvela kendini yalnız hisseder, daha doğrusu yalnız olduğunu anlar. İhtiyacı olan gücü kendinde aramak zorunda kalır. Onun için de tek yol, öze dönmek ve kurtuluşu kendinde aramaktır. Öze yönelilmesi gerektiğini bilmektir. Sevindirici olaylar ise dış kökenlidir, insanı dış dünyaya yöneltir. Bir başka deyişle yönelilmesi gerekenden uzaklaştırır. Bu sebeple üzüntü veren ve insana yalnızlığını hissettiren olaylardan kaynağa yönelmek için yararlanılır. Sevinç içinde olmasına rağmen kaynağa yönelebilenler, hüzün verici olaylar onlar için önemini yitirir. Biliniz ki asıl mutluluğun başladığı an, hüznü değerinizle lüzumsuz hale dönüştürdüğünüz andır ve yalnız olmadığınızı idrak ettiğiniz andır. Kudretinizi fark edip her daim anda kalmanızı sağlayarak kendi mevcudiyetinizle yaşamınızın sevinci olmaya ve hayatınızın
sihrini oluşturmaya hazır mısınız? Eğer hazırsanız, kendinizi dinlemek, ilhamı içinizde aramak için kaynakla bağlantı çalışmamıza katılabilirsiniz.